Bir kimse Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütfu ile sadrini İslam'a açar da Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütuf ve hidayetine nail ve mazhar olur ise eğer, o Rabbisinden bir nur üzerinedir muhterem müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize o nuru lütfederse, Peygamber Efendimiz buyuruyor, sadir genişler ve iç aleminde büyük bir manevi surur ve nur meydana gelir. Fema alametuha ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'e sordular, alameti nedir ya Resulallah diye. Peygamber Efendimiz buyurdular, el inabetu ila, dikkat buyurun Müslümanlar, karşıma geldiğinizde sokakta soracağım, sonra imtihan edeceğim. Şerhi sadrin görüntüsü, alameti neymiş bakınız. El inabetu ila daril hulud ve tecafi min daril gurur ve istidadu lil mevti kable nüzulihi. Üç şey sadrin inşirahının dışarıdan görüntüsüymüş. Kalpte nur olduğunun alametiymiş. Yani hocam demek benim kalbimde nur var, benim gönlüm İslam'a karşı açılmıştır diyenden bu üç şeyi isteyeceğiz öyle mi? Öyle Müslümanlar, Konyalılar. Her davanın şahidi olur. Hani Zeyd İbni Harise Hazretleri size ben derslerde çok naklettim. Keyfi asbahtı ya Zeyd diye sordu ya. Nasıl sabahladın ya Zeyd diye soruyor. Asbahtı müminen, mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Ey müminliğin alameti ne diye soruyor. Onu bir başka derste tekrar naklederim inşallah. Şu kalmasın. Muhterem müminler, bir müminin sadri, yani şöyle önümdeki kardeşlerimden başlıyorum, hocanız da dahil, İslam'a karşı sadrimiz şerh edilmişse şu üç şeyin bizde olması lazım. Bir, ahirete tam ve büyük bir meyil. Ahirete tam ve büyük bir meyil. Ya. Muhterem Müslümanlar, yani bakıldığı zaman o kimse yürümesinde, durmasında, yemesinde, içmesinde, ahzu itasında, alışverişinde, adab-ı muaşereti ve ihvanına karşı olan durum ve tutumunda, sohbetinde, halinde ahireti daima nasbu ayneyi tabir ediliyor ona. İki kaşının arasına oturtmuş, daima ölçüsü o güne göre. Hani bir an gaflet etse orada meydana çıkacak. Bir kelime yanlış söylese orada meydana çıkacak. Bir adım gaflete doğru atsa orada meydana çıkacak.